Rus ordusuyla e, Wagner'in gücünü mukayese edersek dedim. Wagner, e, ne deriz Wagner için? Yani yeter mi gücü Rus ordusuyla savaşmaya? Aslında şöyle, şimdi e, Wagner'in gücü yaklaşık 15 bin. Hı hı. 15 bin savaşçıdan oluşuyor. Bugün 25 bin kişiyiz diye bir açıklama yaptı. 25 bin Artışta kişiyiz, geliyoruz Yani şöyle bir şey var, 9 ülkede evet. faaliyet gösteriyorlar. Hı hı. E, Libya ve... E, Libya ile Suriye'deki toplam gücü 5 bin. 5-6 bin civarında. Ama e, sayılar değişmekle birlikte e, yaklaşık 15 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Belki de 20 bindir. Çünkü bunların şeyleri çok değişken. Yani paramiliter güçler oldukları için e, çok şey değil. E, yani e, değişken olabiliyorlar. Ama... Ee, özellikleri itibariyle Rus ordusundakine benzer bir yapılanmaları var. Yani hiyerarşik yapılanmaları var, emir komuta zinciri var, ee, komuta kontrol sistemleri var, lojistik sistemleri var. Ee, bir de şu ayrıca özellikleri var bunların. Yani bunlar normal hani dışarıdan işte toplamış derme çatma silahlı gruplar değil. Hı hı. Bunların kuruluşu 2013 yılında Dimitri Utkin tarafından Rus özel kuvvetlerinden emekli Yarbay Dimitri Utkin tarafından kuruluyor. Wagner de Utkin'in özel kuvvetlerdeki kodadı. O yüzden kendi kurduğu bu gruba da Wagner adını veriyor yani. 9 ayrı oraya. ülkede miydi hocam? Efendim 9 ayrı ülkede. Değil mi faaliyet gösteriyor? Faaliyet gösteriyor. Şu ha. an bir bil fiil oralarda faaliyet gösteriyor. Ben 27 Mayıs tarihli akşam gazetesinde yazdığım Yazıda bunu böyle bir şey olabileceğini ifade etmiştim. Hatta o yazıyı e, rejideki arkadaşlara da attım. Gerekirse size de atabilirler. Sevinirim. E bunun bir e, risk oluşturduğunu, Ruslar için Wagner grubunun bir risk oluşturmaya başladığını, e, sıkıntı yaratabilecek bir durumla karşılaşma ihtimallerinin yüksek olduğunu da söylemiştim. Hı hı. O şimdi de e, bu mesele gündeme geldi. E, hani sizin sorunuza dönecek olursak ...bir e, tehdit oluşturur mu? Yani şimdi Rusya... E, ...Rusya'nın tek derdi Wagner değil bir kere. Tabii ki. Şimdi baktığınızda diğer problemlerle birlikte düşündüğünüzde... ...bir manivala etkisi göre, görevi görebilir. Yani bu krizin ne kadar derinleşeceğini şu an tahmin etmeye çalışıyoruz. E, neticede özel askeri şirketler dünyada... E, ...bir e, akreditasyon kuruluşu var aslında dünyada bu konuda... Ve 150 civarında buraya akredite olmuş özel askeri şirket var. Bunların yıllık bütçesi de yani toplam 150 özel askeri şirketin kayıtlı olan yıllık bütçesi de yaklaşık 250 milyar dolar civarında. Hı hı. Yani çok da büyük bir e, para birikimleri var. Mesela Wagnerin para kaynakları e, işte bir takım oligarklar filan tarafından karşılanıyor gibi görünse de aslında e, Utkin'den sonra Prigojin ee, bu süreci devralıyor ve prigojin Putin'in çok yakın arkadaşı Putin tarafından da destekleniyor bu Wagner hatta çok enteresan anekdotlar var vakit karısı anlatırım hı hı. Ee, şöyle bir şey var ee, Rusya'nın çıkardığı yıllık doğal kaynaklardan elde ettiği paradan e, pay alıyor bunlar yani Rusya devleti tarafından Finanse ediliyor. Hı hı. E tabii ki yani şimdi Blackwater'da e, Amerikan hükümeti tarafından e, finanse ediliyor. Ama e, önemli bir güç. Destekliyor dediniz ya hocam zaten şey değil mi hani Prigojin'i destekliyor dediniz Putin ama zaten Prigojin'in de e, savuşu e, Putin'i etrafındakiler kötü etkiliyor. Yani aslında burada şu göndermesi de değil mi doğru mudur? Ne yani aslında tabii şimdi doğal olarak söylemler üzerinden e, analizler yapılmaya çalışılıyor ama hı hı. E, ben söylemler üzerinden şu anki söylemler üzerinden yapılacak analizleri çok doğru ve sağlıklı bulmuyorum. Bunun bir geçmişi var çünkü hani kısaca ona değinmek lazım. Şimdi e, tabii Blackwater ve diğer e, bir takım e, askeri şirketlerle karşılaştırma, karşılaştırma yapacak olursak Rusya bu süreci yani Wagner sürecini Amerika kadar sağlıklı yürütemedi. Hmm. Ee, şimdi bunların diğer özge özel askeri şirketlerin e, tipik özellikleridir. Önce bir boşluğu doldurmak için e, ortaya çıkarlar. Nedir? İşte e, Rusya'nın kirli işlerini yaptırmak. E, işte ne bileyim e, uluslararası kamuoyu baskısından kurtulmak için normal formal güçleriyle yapmak istemedikleri e, faaliyetleri bu şirketler üzerinden gerçekleştirirler. Blackwater'ın da Irak'ta çok sayıda katliama karıştığını, işte ne bileyim özellikle cezaevi bazı cezaevlerindeki sorgulamalarda çok sayıda insanı öldürdüğünü biliyoruz. Blackwater'ın da kaybet yani kendi savaşçılarını kaybettiğini de biliyoruz. Şimdi aynı şekilde Wagner grubu da aslında işte bu uluslararası kamuoyu baskısından kurtulmak için Rusya'nın formal güçlerle yaptırmak istemediği kirli işleri yapan bir e, yapı aslında. Fakat burada yanılmaması gereken şey şu, e, bu güçler e, derme çatma güçler değil. Bakınız bunlar e, füze kullanabiliyor, savaşça kullanabiliyor, tank kullanabiliyorlar, e, helikopter kullanabiliyorlar, e, gayrizami harp unsurları bunlar. Yani bunları oluşturan taban, o, o işte... 15 bin 25 bin e, diyelim taban aslında emekli Rus askerlerinden ve Çeçen savaşçılarından oluşuyor yani tabanı bu şimdi bunlar çok uzun savaş tecrübelerine sahip savaşı bilen insanlar hani hı hı. o yüzden e, her ne kadar sayıları az gibi yani Rusya Rus ordusuna göre sayıları az gibi görünse de ama kuvvet çarpanı olarak çok önemli bir etkiye sahipler. Şimdi bunu Biraz önce lazım. Özgür Hocam da yayınımızda <laughs> görebiliyor musunuz? Görüyorum. Ha, Özgür Törd'e yayınımızda o da şöyle söyledi. Dedi ki hiç görünmemiştir ki para verilip de bir savaşın kazanıldı. Hani parayla tutulan askerle bir savaşın kazanıldığı. Tabii Bu şimdi... minimalde bir şey söylediniz değil mi Özgür Hocam? Yanlış hatırlamıyorum. <laughs> evet evet. Ne, evet. ne dersiniz Eray Hocam siz? Şimdi Sonra tabii ki, da alacağım. Ama şimdi bunların hani nasıl diyelim kronolojik sıralamasında bazı değişimler geçirdiğini de bilmemiz lazım. Ben, Altını çizmek evet, lazım çünkü, çünkü bir de çok benim ilgi alanımdır yani özel askeri şirketler. Daha önceden de çalıştığım bir konu. Wagner de tabi gündemde olduğu için işte Bakhmut'taki çatışmalarda şehir savaşlarına filan etkisi olmuştur. Hı hı. E şimdi baktığımızda şöyle bir şey geçirdiler. Yani bir ev dönüşüm geçirdiler. O 10 yılı aslında baksanız hani 2013'te kuruluyor ama bir dönüşüm geçiriyorlar. Nasıl bir dönüşüm? İlk başta evet motiva temel motivasyonları Rus vatanseverliği. Fakat sonra işin içine para giriyor. Para girince bir para hırsı e, ortaya çıkıyor. Şimdi para hırsıyla birlikte bunların o esnek paramiliter yapıları da olmaları nedeniyle mesela e, direkt Putin'le görüşebiliyorlar, Savunma Bakanı ile görüşebiliyorlar. Yani arka bütün komutanları atlayabiliyorlar. Hmm. Onlar bypass edebiliyorlar. İşte zaten şu anki e, Wagner'le Rus ordusu arasındaki yani Savunma Bakanı arasındaki temel e, sorunun ya da sorunun ortaya çıkmasındaki asıl temelde burada. Ondan sonra şu iş şuna dönüyor. Döndü daha doğrusu. E, özellikle Rus ordusunun yani cephe veya çatışma alanlarında, operasyon alanlarında başarısızlıkları Rus ordusuna başarıları da kendilerini almaya başladılar. Böyle şey ve hiç küçümsememek lazım. Bunların medya kuruluşları var. Gazeteleri var, sosyal medya kuruluşları var. Yani algı operasyonu yapabilecek kabiliyetler aynı zamanda Wagner. Hani bu <laughs> anlamda baktığınızda.